Sınırları aşan hediyeler Gedik Yatırım'da. Yatırım hesabını hızlıca açanlar hediyelerle dolu çekilişe katılma fırsatı yakalıyor. Kadın voleybol milli takımımızı Paris'te destekleme fırsatı. iPhone 15 Pro, AirPods Kulaklık ve Voleybol Milli Takım forması kazanma şansı yakalayın. Başka oyuncular da geliyor şimdi Fenerbahçe'ye. Kim? Bonici, Bonici geldi. Bonici geldi, geldi. geldi. Evet. Kurunici Belki biz bu videoyu çekip yayınlayana kadar açıklanabilir bile. Arkadaş yemin ediyorum hayatımda hiçbir şeyi merak etmediğim. Bu kurun içi. Kurun içi merak ettiğim kadar. Ne kurun içmiş? Öyle yani? bir şarkı vardı biliyor musunuz? Bilmem neyi hiç sevmemiştim seni sevdiğim kadar gibi. Öyle bir söz vardı. Şiir miydi şarkı mıydı ne? Yani bilmiyorum ama evet. şarkı sözü olur evet. yani. Evet yani ben de hayatımda hiç merak etmedim. Hiçbir şeyi merak etmedim kurun içi merak ettiğim kadar. Ne kurun içmiş arkadaş? Kurun işte kurun işte. Bu adam İsmail yani, Kartal çok istiyormuş. İşte tamam onu da merak ediyorum. Mesela e, İsmail Kartal kurun içi demek ki çalışmadığı Fenerbahçe'de çalışmadığı dönemlerde, değil mi? Başka yerden antrenörlük yaparken ya da boşta otururken. Boşta acaba demek ki takip etmiş demek ya. Yani. Vallahi yani son iki sezonun Milanında e, Tonali, işte Ben Nasser, Kurun iç, orta saha üçlüsünde işte o Şampiyonlar Ligi yarı finallerine giden, ligde şampiyon olan takımın çok iyi oyuncusuydu. Hı. Ama Kurun için şöyle bir özelliği var. Biz Kurun içi tanımaya başladık. Sırp mı, Hırvat mı? Ne bu? Bosnalı. 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 O oynuyor mu Bosna milli çok takımında? Tabii tabii. tabii. He. Şimdi ile ilgili şöyle bir, şimdi biz Avrupa futbolunu takip ederken içi ilk gördüğümüzde bu adam on numaraydı. Evet. Gücümde başladı. Evet. Şimdi bu oyunculara Buradan bir arkadaşım var ona da selam olsun. Versatil oyuncular diyorlar. Ne? Yani anlamını bilmeden de kullanabiliriz ama anlamını bilerek kullanayım. Yani çok yönlü oyuncular. Versatil. Evet. Ya Fransızca, İngilizce. Versatil oyuncu. Yani ya bilmeden kullanıyorsun işte havalı bir şey. Güzel havalı. Modern yeri. yorumcu Ama oluyorsun. sen biliyorsun. Yani sen biliyorsun. Çok yönlü. çeşit yani. yani şöyle bir şey versatil. Mesela senin bir gömleğin var. Bunu kumaşla da giyebiliyorsun oluyor. Anladım. Kotla da giyiyorsun oluyor. Tabii ki. O tarz bir şey. Çocuk, Kurun çocuk işte, güzelse neyle giyersen giy olur he. o. Kur'un içi de, mesela forvet arkası da oynatabiliyor hocası. Evet. Fioli. Sonra işte altı numaranın yanına koyuyor. Orada da iş yapıyor. Bir ara sol açığa koydu. Orayı da kurtardı. Aa tam versatil. Ha, evet. Tam versatil. <laughs> Aynen. Tam versatil. Ama bir süre sonra geriye doğru daha çok gelmeye başladı. Artık son noktada altı numara oldu. Bayağı iki stoperin önündeki oyun kurucu oldu. Teknik becerisinin yüksekliğinden dolayı. Hmm. Tabii Tonali varken Tonali fiziksel bir oyuncu. Yani, mini Gattuso gibi düşünelim Tonali'yi. Şimdi Newcastle'a gitti. Orada da ceza aldı. bayis evet. Orada kaldırıyordu. E, aslında sezona da yine ile başladı Pioli. Sakatlık yaşadı. Sonra işte orada Adli oynadı. Sonra bu versatil özelliğinin daha <laughs> Kullanacağız bu kelimeyi. Havalı olmamız lazım. <laughs> Bersatin. Yani bu çok gönüllü olan. Ben yemin ediyorum gökten taş yağacak. Vallahi billahi. Yani beni izleyenler diyordur ki Apo abi seni, seni de kaybettik. Sınıyorum benim, seni. Benim ya seni bana kesin öyle. Sana selam olsun ki, buradan ke arkadaşım. Kesinlikle beni yani en azından futbola benim gibi bakan insanlar şey diyordur. Vah vah Apo abi son kalede sen yıkıldın ben de var versatiller, mersetiller demeye başladıysam diyeceğiz. Artık bitti. Benim devrimin yorumculuğu bitmiştir. Diyeceğiz. Versatil oyuncu. Daha şey modern modern görüneceğiz böyle modern. şeyler söyleyince. Giyimle kuşamla olmuyor demek. Olmuyor. Dilimizi değiştireceğiz. Şimdi tane o çok gönüllülüğü sevdi yapıyor Pioli. Evet. Şimdi Rain ders geldi. Aynısının daha genci. Yani doğal olarak daha fazla kullanma şansı var. Bu işi ona verdi. O yüzden Kurunic yavaş yavaş ikinci plana atıldı diyebiliriz. Evet. Artık daha defansif oldu. Evet. Benim şöyle bir tespitim var, son tespit. Çok Bence çok Kurunic bir. ne özelliği var Kurunić'in? altın numarada. Ne? Bu akarta, ne top bu. çok tek, merak Top ediyorum. becerisi çok yüksek. Çok güzel. Topu alıp oyunu çok rahat kurar. Ay Fenerbahçe uygun gibi duruyor evet, sanki. çok oyun, rahat oyun açar. Evet. Temaslı oyunda çok iyi. Değil. Kötü. Top, top kapma özelliği çok iyi. Değil. Kötü o zaman. Ama ben bunu İtalya Serie A'da ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Kurunić için yorumluyorum. Fark etmez Türkiye'deki ki Türkiye'deki oyununu. Fark etmez ya da abi. Ya İsmail Kartal'ın oyununu. Mesela Fred'le oynayacak. İşte orada mesela 4-3-3'ün tek altısı, burada 4-2-3-1'in 6-8'inden biri olacak. Bu arada Fred yokluğunda da olabilir yani. Oluyor ya sezon boyunca. Evet. Orada da kullanılabilir birinci. Bence İtalya için yetersiz artık. Türkiye için gayet iş yapabilen bir regista olarak kullanılabilir. Regista ne diye sorma. Buyurun. Reziste diye sormayacağım çünkü kafam karıştı. <laughs> Versatil, rejista, ne oluruz kardeşim ya? daha bunların mezeyası var. Ne? Meze yası Mezey. var. Trankuertistası var. Trenk. Oh, ah, 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 ah. Round var. Allah var et. Vallahi billahi seni seviyorum ve sana hep dua ediyorum. Allah sen ve senin gibileri ista etsin. <laughs> Ne oluyoruz arkadaş ya? Bir tane oyunumuz var. Elimizden aldınız ya. Yani. <laughs> bir orta saha var, bir forvet var. Bu kadar ne Bu kadar yani? evet abi orta saha oyuncusu, forvet oyuncusu. Regista, Mecista, Mezella, Mozella. Ne Mozarella, oluyoruz arkadaş ha? Mozarella o başka Mozarella, bir ne? Şey. Regista dediğimiz ön liberonun İtalyancası ya. Şov yapıyoruz işte. İyi e, yapın devam edin bu şov. Bu şovlara da. İşte biz bu şovları yapmadığımız için Modern futboldan anlamayan adam <laughs> pozisyonuna düşüyoruz. Allah yok, yok, Allah. Biraz şey de var, fark da var. Yani Registan'ın önünü farkı defansif fiziksel oyunda değil, top kullanımında meziyetli altı numara. İtalyanların kendi dili. İtalyanlar futbolda da futbol demez ya biliyorsun. Tabii ki. Kalçıyor derler. Evet. Her şeye bir isim vermişler. İtalya evet. forması ben de futbolu İtalya'dan takip ediyorum. Tamam. Gelişimleri hani Kovarciano'yu ha, takip dur, ediyorum. dur ben bir kafamı toplayayım. Karıştı benim. Ya ben bir bari. bir garip orta saha oyuncusundan bahsederken iş gitti. gitti? Kuruliç'ten bahsediyoruz. Bu Kuruliç şeyi... <laughs> Adam hakkında iyi konuşacaksan da konuşmayacaksın. <laughs> evet. <gülüyor> yani <gülüyor> o duruma getirdim <laughs> beni Serkan. Haksızlık yaptık tamam. Bu Kuruniç denen oyuncu şöyle anlar. Şunun için söylüyorum. Kuruniç. Ben hayatımda Kuruniç'i bir 90 dakika, bir tek 90 dakika seyretmedim. Bak seyretmedim kardeşim. Açık söylüyorum. Seyretmişsindir de fark etmemişsin. Yok yok 90 dakika seyretmedim. Şampiyonlar Ligi'de Yok. Ya, ya ne ben ne Şampiyonlar var. Ligi'nde her maçı izlemem onu da söyleyeyim. Ha, Anlatabiliyor muyum? Mesela Şampiyonlar Ligi'nde diyelim ki Union Berlin Milan maç yapıyor. Ha, seyretmem ben. Bonucu'yu da de izlemedim demiştim. Evet, evet seyretmem ben. Mesela Union Berlin... E, e, ne o Union Berlin Dortmund oynuyor mesela? O şimdi orada yaptığın eleştir. Orada yaptığın bir eleştiri yapıyorsun ya o maçı seyretmedim ben işte seyredip de konuşanlar da vardır. Ne? Dış ses. Dış sesin son ismi ne? ters köşede. Fredjan. Fredjan. Fredjan dedi ya kimse de izlememiştir diye. Ne? Beni ayrı tutuyorsun herhalde. Sen ayrı diyorum canım. Sen Hı. futbol manyağı. Sen Heh. her maçı Eyvallah. seyrediyorsun. Eğer o maç bir yerlerde veriliyorsa sen orada seyrediyorsun. Onu biliyorum. Zaten onun için rahat geliyorum buraya. Serkan muhakkak diyorum izlemiştir, biliyordur diye. Rahat geliyorum. Sen biraz benim şeyimi de rahatlatıyorsun. Elimi de Elimi rahatlatıyorsun. rahatlatıyorsun. Tabii ki. Güzel. Sen, benim, sen ben benim sağ kolumsun. <laughs> Bunu çok rahat söylüyorum çünkü senin kardeşimimi gördüğün için. Şimdi bu kuruluşu ben izlemedim. Dolayısıyla... Ama ismi de çok böyle Avrupa'da bilinen bir oyuncu değil. O kesin yani değil mi? Yani işte mesela Toneli diyorsun. Ben mesela Toneli ismini, Kurunç ismini daha duymadan Toneli diye bir futbolcu olduğunu biliyorum. Yani, ne demek istediğini ha, yani, anladın değil mi? A klas şey e, evet. değil. Evet. Tabii. Görev evet. oyuncusu. Evet. Sistem oyuncusu. Ve İsmail'in bunu bu kadar eğer söylenenler doğruysa ki sen de söyledin. İsmail, in İsmail in çok istiyor. istiyor diye. Mesela İsmail Kartal bunu nerelerde çok böyle devamlı izledi de. Kurun işte kurun iş işte diyor. Onu merak ediyorum. Yani kurun içi falan eleştirmiyorum. Belki kurun iç transferi bit, o bittiğinde Fener formasıyla oynadığında daha ilk maçında belki de ben buraya gelip diyeceğim ki Allah bunu alandan razı olsun. Değil mi? Ulan ne orta saha varmış. Biz senelerce kimleri seyretmişiz. Kimlere futbolcu demişiz. Belki de çok beğeneceğim adamı. Merakımız mera yani. Merakımı anlatmaya çalışıyorum. Hakikaten çok merak ediyorum. Çünkü bir insan tezon başından beri Fenerbahçe 19'da 19 yapıp yaptığında bile kurun işte kurun Kuriniç. Ulan İsmail Yüksek müthiş oynuyor değil mi? Bir, bir, dönem. Bir dönem değil hala iyi oynuyor. Hatta bir ara şeydi ama. Bir ara. Bir, bir tık düştü evet. Evet. Çok bir ara o için. en iyi dönemlerinde bile yine kurun konuşuluyordu. Hatta diyordu ki ya İsmail Yüksek var kardeşim yeter hani kurun iç Crespo falan var değil mi? Fred müthiş oynuyor. Şimanski müthiş oynuyor. Orta sahada bir sıkıntı yok. Sorun yok. Hala o görüşte insanlar var. İşte İsmail'e zarar verir kurun Niç Diyenler yani. de var. A, tamam mı? İşte bütün bunlara rağmen hala kurun işleri iyi giderken de kurun diyorsa bir insan. Bu kurun için bir şeyi var yani. Bir şey olması İsmail lazım. İsmail Hoca'nın şimdi, var. He, şimdi gelip bana Crespo düzeyinde bir oyuncu çıkarsa bu arkadaş. Al ver al. Al ver etliye sütliye karışmıyorsa ki sen beni beni mesela korkutan şey de söyledin. Az top kapıyor dedin. Az top kapıyor dedin. Değil mi? İkili mücadelelerde yani, çok da... Şey demiyorum az top kapıyı demeyeyim. Önceliği yani özelliği... O değil. Anladım ben top Öyle kullanmayı sen özelliği... evet. Stoperlerin çünkü, içine gelip evet, alıp, alıp tık tık kullanıyor. Öyle Ama... faydalanman lazım. Sen kurun içi alıp hadi bana top kap hadi Toreira gibi oyna falan dersen o zaman hayal kırıklığına uğrarsın. İşte ben o korkuttu beni. Ben çünkü Fenerbahçe'ye... Sen diyorsun öyle bir oyuncuya ihtiyaç Abi var o ki. ayrı? Tabii ki. Çünkü Kurinic geldiği zaman büyük ihtimalle oradan gidecek oyuncu İsmail Yüksek İsmail de İsmail İkisi birden oynamayacak. Değil mi? Orta saha Kurinic, Fred, Şimanski olacak. Değil mi? Eğer bunlardan bir tanesi caydırıcı değilse... Caydırıcı. Fred yapmaz mı o işi? Fred yapıyor ama Fret yani pas arasını çok çabuk dönüp top kapabilen bir oyuncu. Şimanski de öyle baktığında yapar ama sabit durmak. Yani o altı numara dediğin yerde iki stoperin önünde üçüncü bir stoper gibi durmak ayrı bir şey. Orada hava topu hakimiyetinde iyi olacak. Dün mesela İsmail Yüksek kaç tane stoperlerden önce kafa topu karşıladı. Maçın ilk yarısında hatırlarsan. Çok temaslı oyun oynayıp sertlik şey derecesi yüksek oyuncu olması lazım. Fenerbahçe öyle bir oyuncu lazım. Ben şunu düşünüyorum. Ligin ikinci yarısında. Yoksa Lewandowski yani, de mesela değil mi? Tabii o pres başlangıcı güzel çok. Top kapıyor abi. yani. Hele şöyle bir şey olamaz mı abi? Fenerbahçe'ye artık rakipler çok fazla kendi yani Fenerbahçe ceza sahası çevresinde kalabalık olamayacak. Yani bir tane iki tane maç öyle olacak. O maçlarda da belki beklentiyi karşılar. Genelde top Fenerbahçe'de olacağı için top tekniği yüksek 6 numara daha çok işine yarar gibi geliyor. Ama bana. tamam genelde haklısın ama Türkiye Ligi'nde de son dönemlerde gördüğümüzde büyük maçlar şampiyonu belirliyor. Öyle değil mi? İki tane derbi maçı kaybetti geçen sene Fenerbahçe Galatasaray'a. İşte şampiyonluk gitti. İkisini Kuru, kazansaydı sen şampiyon olurdun. Az önce söyledim ya İtalya performansı değil. için o maçları çok iyi. Yani Inter maçları, işte Napoli maçları, Juventus maçları, Roma maçları... Bu sezondan bahsetmiyorum. Çok iyiydi. İki sezon. Sonuçta sen burada bana Kurulici anlatıyorsun. Şu şu özellikleri var. Bu özellikleri çok iyi değil. İyi. Daha gelişmemiş dediğinde ben oradan bir çıkarım tamam. yapıyorum. Ama ben gerçek kanatımı zaten Kuruluç gelip oynadığında göreceğim. Diyeceğim ki bu kadar ısrara, arzuya değer, iste, mi? değer mi? Değmez mi? İlk maçta seyredip söylerim yani kendi servisle deneyecek bu arada. Bon gibi sözleşmesini alıp gelmiyor. Evet. 4-5 milyon euro da bon var de, deniyor. Abi iyi, abi, iyi, iyi mal para yani iyi malsa zaman, parayı vereceksin acımayacaksın. Ya İtalyanların sözüydü ya İngilizlerin sözüydü. Böyle şeyleri İngilizler söyler parayla ilgili mevzularda. Para yalan söylemez diye bir lafları var. Türkçeye de evet. çevirebiliriz. Yani bir şeyin parası yalan söylemez. Aa ucuz aldım çok kaliteli. Yalan değil mi o? Evet yalanlar evet. Evet, çok paraysa mutlaka onun bir hikmeti vardır. Bir şey falan filan. diye. Evet. Ee, şey şi... Kurun işte durum bu diyorsun Evet, yani. yani ben çok merak ediyorum. Şeyden dolayı yani oyuncuyu hani bu kadar arzu, bu kadar ismi her gün sezon başından beri gündem hiç Tabii. gündemden hiç ismi gündemden düşmedi Fenerbahçe'de değil mi? Hiç. Dolayısıyla ben de bir insan olarak merak uyandırıyor yani. Yani şöyle ya ilk baştan sonra şöyle mi diyeceğiz acaba ya da başkası Yani iki tane şey söyleyeceğiz. Bu mu lan Kuruniç? Bu kadar ortalığı Kuruniç, Kuruniç, Kuruniç. Ya da diyeceğiz ki keşke sözün başı alsaymışız. Değil mi? İyi frene bastın da şey ilk maç mıdır bunu söylememiz peki? Benim için ilk maçtır. Bana bir, birkaç maç daha gerekiyor. O da bir, birden fazla maç gerekiyor bana. Zaten adam, Zaten aramızdaki, aramızdaki fark o. Yani senin için iki maçtır. Benim için bir maçtır. Senin için iki üç maçtır tamamen futbol seyircisi için 8-10 maçtır. Hatta bir sezon oynar yine anlamazsın onun ne olduğunu. Öyle oyuncular da var. Şey yani evet. Ertesi sezon yıldız oluyor. Evet. Bir de bu senin futbol olan ilişkine bağlı. Ben niye bir maçtır diyorum ben? Ben oynadığın için tabii. O hemen o Hem ben Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş e, düzeylerinin tamam mı? Şimdi bir oyuncuya bakarım ben mesela. Bu çocuğun büyük takımın potansiyeli var mı? İyi futbolcu fakat büyük takım için yeterli olmaz. Anadolu takımında ortalığı ayağa kaldıran oyuncular var. Yok mu öyle? Ama Süper Lig'e şey üç büyüklerden Şampiyonlu birine geldiğinde yani. sıradan bir oyuncu ne bürünüyor. Aa bu oyuncu böyle miydi diyorsun. Ben o standardı bildiğim için millet diyebiliriz. Nereden biliyorum? Biliyorum çünkü ben 5 sezon Fenerbahçe forması giydim. 4,5 yıl. Anlatabiliyor muyum? Yani ben o standardı biliyorum. Dolayısıyla benim öyle adamı 10 maç seyretmeye gibi bir ihtiyacım yok. Eğer ben bir futbolcuyu 10 maç seyredip karar vereceksem benim futbol yorumcusu olmama da bir anlam yok. Onu zaten sıradan bir futbol seyircisi bir futbolcuyu 10 maç gider seyreder en sonunda anlar. Der ki bu, 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 bu ne lan der. O, anlayacaksın tabii onu. Ben adam ilk maçında çıkar kötü bir performans sergiler ama ben yine onun iyi oyuncu olduğunu anlarım. Anladım. Anlatabiliyor muyum? Yani kötü bizi mesela Szymanski'yi seyret o gün tutmaz yaptıkları fakat ben onun yapmak istediklerinin olmadığını, denk gelmediğini görürüm. Anladın Boyu mı? Ben ben değil. Dersin. Eğer futbolla biraz haşır neşirsen, bu işi de biraz oynamışsan bir futbolcunun ne olduğunu hemen anlarsın maçında. Şimdi sen eski oyunculuğundan girdin iyi oldu. Bonucci'yi oradan geçeceğim.